Merhaba değerli hayranlar, ben İsmail Akyüz. Görmüş olduğunuz karmaşık bir durum gibi gözükse de her şey yolunda ve tamamen sistematik bir durumdan ibaret. Şimdi burada ne yapıyoruz, işlemler ne yapıyoruz onu anlatayım. Çok önemli bilgiler içeriyor. Birleşme, kolonileri birleştirmede koloniden çıkan oğlun tekrar aynı koloniyle birleşip ana arıyı gençleştirmedeki işlemi anlatacağım sizlere. Şimdi bu sıra her şey yolunda, bu ana yaşlı. Buradaki koloniyi birleştirmiştik. Şimdi bizim işimiz şurada. Şimdi şurada ne yapacağız? Burada başlayalım. Şimdi bu koloni ile bakın aşağıda ve yukarıda koloniler çalışıyor. Şu da aynı şekilde. Bunun ve bunun işlemi aynı olacak. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Bundan oğul çıkmıştı. Bu da bunun gibi aynı şekilde 3 katlıydı. Yok, bunlar 2 katlıydı. Bunlar 3 katlı. 2 katlıydı bu. Oğul verdikten sonra aşağı indi. Aşağıda yeni bir meme koyduk. Kraliçe doğdu. Bir gün sonra yumurtlamaya başlayacak. Yumurtlamaya başladıktan sonra kovandaki esas kokusunu, hakimiyetini belirledikten sonra biz bu iki tane koloniyi birleştireceğiz. Peki nasıl birleştireceğiz? Hemen mi? Hayır. Hemen birleştirirsek koloniler koku farklılığından dolayı birbirlerine saldırabilir. Hiç belli olmaz. Biz işimizi garantiye almak için bu başka bir koloniden arı da olabilir. Hiç fark etmez. Ne yapacağız? Burada propolis kapanlı, dibini tamamen propolis kapanlı monte ettiğim bir kovanım var. Daha önce eski bir kovandı. Bu şu an ballık halinde. Buna uçuş tahtası ekledik. Uçuş tahtasının içerisine uçuş olan yere delikler açtık. Koloniler açtım. Burada bir delik var. Koloni bu katı bu kovan yerine koyup ikinci katı ekleyeceğiz. İkinci katı ekledikten sonra normal bir şekilde işlemlerine devam edecek. Kokular birleşecek. Yavaş yavaş kokla tıpkı dörtlü destek koloni destek kovanıyla hemen hemen aynı. Ana arıyı yukarıdaki ana arıyı öldüreceğim. Çünkü yaşlı bir ana arı ve artık biz bu arıyla yola devam edemeyiz. Aşağıdaki genç ana arıyla yola devam edeceğiz. Şu an niye birleştirmiyorum? Şu an yukarıdaki koloni aynı şekilde çalışsın. İkisi bizim için iş yapsın. Bal akımına yaklaştığımız zaman bir ay evvel bu işlemi yapacağız. Bunu ekleyeceğiz. Bunu daha erken de yapabiliriz ama iki tane ana arının çalışması bizim için bir avantajdır. Özellikle bu şekilde daha hızlı, daha hırslı çalışırlar. Birbirlerine hırs beslerler. Birbirlerine karşı, yani nasıl söyleyeyim, iki tane karşılıklı rakip firma gibi düşünün. Daha hırslı, birbirlerinin müşterilerini daha iyi memnun etmek için daha hırslı olurlar. Bu da hemen hemen komik bir örnek oldu. Bu da hemen hemen aynı bir durum. Bunu koyacağız. Daha sonra bunu koyduktan sonra kokulay birleşecek. Kokulay birleştikten sonra tabii ki bu aşağı yukarı 3-4 gün sürebilir. Sıkıntı değil. Biz arılar yukarıdan zaten çalışıyorlar. Çalıştıktan sonra biz ne yapacağız? Biz bunu alacağız. Alttaki propolis tuzağını alacağız ve üsttekilerle alttakiler birbirleriyle birleşecekler. Tabii ben tuzağı almayacağım. Bu monte edilmiş. Bunu özellikle birleştirmeler için kullanıyorum. Bu tür amaçlarla kullanıyorum. Bu bir ballık kovan değil. Şu şekilde. İşlemimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Hatta bir daha kolay yöntemler yok mu? Yani çok farklı yöntemler var. Çok farklı yollar var aynı sonuçlara giden. Ben bu şekilde yapıyorum. Başka bir kovandan da olsa o şekilde birleştirme yapıyorum. Bunu şu an bekliyorum. Burada mesela şu koloninin iki tane koloni bu bundan çıkmadı. Bu bölmeydi. İki tane koloni bir koloni olacak. Şu an ikisi de yumurtluyor. İkisi de çalışıyor. İkisi de yani bu aşağı yukarı 10-15 gün sonra yukarıdakiler kabartsın. Biraz daha hani iş yapsın. İki tane işten faydalanayım. İki müstahdim diye düşünelim. O şekilde birleştirme yapacağız. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.